Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT tayfa. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Keyifler umarım yerindedir hepinizin. Yorumlarda bir görmek istiyorum. Kimler bizi izliyor? TYT grubundan izleyenler var mı? Yorumlarda lütfen belirsinler. Ne işleyeceğiz bugün? 9. sınıfın ve tabii ki de TYT'nin en önemli konusu. Aslında matematiğin size bugün temelini anlatacağım. Nereden geliyor? Biz neyin üstüne inşa ediyoruz bu matematiği? Tam olarak o ilk taşı anlatacağım. Hani böyle taş üstüne koyup gidiyoruz ya. İşte tam olarak bugün o ilk taşı anlatacağız. Dolayısıyla keyifli, zevkli ve yine çok önemli bir ders olacağını düşünüyorum. Bu arada eğer abone değilseniz abone olmanız önemli bizler için. Çünkü sizler için de önemli. Çünkü gelecek videolardan da anında haberdar olmuş oluyorsunuz. Bizlere de destek olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda eğer beğendiyseniz de beğenirseniz de videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ki daha fazlası için daha bize bir şevk, motivasyon oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Dedim ve başladım. Şimdi dediğimiz gibi en önemli yeri anlatacağız demiştik size. Nereye anlatacağız? Bu arada kalem ayarlarımızı hemencik yapalım. Unutmuşuz. Hemen düzelttik. Evet. Geldim. Şimdi ne anlatacağız bugün? Öncelikle size tabii ki de rakam anlatacağız. Şimdi rakam nedir? Aslında biliyorsunuz aç cep telefonunu aç orada yazan her şey rakamdır işte. Sadece burada 1, 2, 3, 4, 9'a kadar herkes biliyor ama 0 bazen unutuluyor. Lütfen unutmayınız. 0 da bir rakamdır. İşte biz tüm sayıları bilip bildiğiniz tüm sayıları şu arkadaşları kullanarak yani şu 10 tanecik başımıza bela olmuş hepsini buradan oluşturuyoruz. Kaç basamaklı olursa olsun malzemelerimiz bunlar. İşte en önemli kısım burası rakam. Unutmayacağız. Sonra tabii matematikçi amcalar yetinmemiş doğal sayı diye bir şey üretmişler. Nedir bu doğal sayı? Birincisi sıfırdan başlıyoruz. Çünkü sıfır, gerçi bu biraz tartışmalı bir konu. Hani sıfır doğada var mı yok mu diye çok söylenir ama sıfır da bir doğal sayıdır. Bizim müfredatımız gereği sıfırı doğal sayı alacağız. Üniversitede belki matematik üstünde okursanız bazı bölümler sıfır doğal sayı kabul etmeden işlem yapabiliyorlar. Özellikle soyut matematik için ki dediğim gibi üniversitede matematik üstünde okursan. Neyse uzatma hocam devam et. Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar giden gruba biz ne diyeceğiz? Doğal sayı diyeceğiz. Nereden geliyor bu? Natürelden geliyor. Artık biliyorsun her şeyin organiği, natürali revaçta. Hani modası artık moda bu oldu ya natürel. Matematikte bunu yıllar yıllar önce yapmışlar. Natürel sayıları ilk matematikte organiği biz bulduk tamam mı? Dolayısıyla natürali unutmayacağız. Sayma sayıları ise say sağdan diye başlanır. Yani askere gidersen çok duyacaksın. Sağ baştan say 1, 2, 3 diye başlıyorsun ya. İşte aslında orada biz doğal sayıların pozitif olanlarını konuşacağız. Şimdi hemen diyeceksin ki hocam 0 pozitif değil mi ki? Hayır 0 pozitif değil negatif de değil. O arkadaş nötr öyle kalmış yani kimseye yar olamamış. Dolayısıyla nötr kalacak. 1, 2, 3, 4 diye başlayıp devam eden sonsuza kadar devam eden arkadaşlara da biz sayma sayıları diyeceğiz. Şimdi doğal sayılarla yetinir mi peki bizim matematikçi amcalarımız? Yetinmezler. Ne yapmışlar? Onları kurcalayıp biraz da negatif katalım bunun içine. Biraz böyle tuzu karabiberi eksiklemişler. Ve aynı tam sayılı doğal sayıların yani sayma sayıların eksillerini de üretip demişler ki bunların hepsine biz tam sayı diyelim. Bu da Zahlen'den geliyor herhalde bir Alman matematikçi. Yani kulaklarını çınlatmak istiyorsanız ismi Zahlen'dir. Dolayısıyla artıdan başlıyor. Artımız var. Artılarımız var. Sıfırımız var. Yani o artı ya da eksi değil. Ama bir de eksilerimiz var. İşte bunların hepsinin ortaklaşa birleştiği grup Z harfiyle gösteriyoruz. Tam sayı grubunu oluşturuyor. Peki bu da çok önemli bizim için. Özellikle şu sembolleri de vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü sana böyle tam sayı diye yazmıyorlar. Hani matematikçeyi de öğrenmek zorundayız. Z harfi, N harfini bileceğiz. Bir de Q'yu bileceğiz. O da nedir? Rasyonel sayılar. Yine yetinmemişiz. Şimdi sayı doğrusunu dolduracağız ya. Sağ tarafı doldurduk. Sıfırımız var. Sol tarafı da tam sayılar geldi doldurdu. Ama hala aralarda boşluklar var. Matematikçi amcalar kaşınıyor lan. Bu 1 ile 2 arası diyor. Bir sürü diyor boşluk var diyor. Bunu nasıl dolduracağız diyor. Ve patlatıyorlar rasyonel sayıları. Yani A bölü B şeklinde yazılan A'nın ve B'nin tam sayı olarak seçileceği fakat B'nin yani paydanın asla sıfır olamayacağı bir sayı grubu. Çünkü sıfır olunca biliyorsun tanımsız oluyor. Dolayısıyla da bu işte iki tam sayının arasını dolduran sayılara rasyonel diyoruz. Ne demek bu yani? 1 ile 2 arası ya da 0 ile 1 arasını mesela şurayı dolduran. Kimler var orada? Atıyorum 1 bölü 2 yazarsın, 1 bölü 3 yazarsın, 1 bölü 5 yazarsın, 2 bölü 8 gibi.
pek çok değil, sonsuz tane sayı yazabiliriz. Nereye? 0 ile 1 arasına bile bu kadar yazabiliriz. Yani 2 tam sayı arası hatta. 2 ile 3 arası, 3 ile 4 arası gibi oralara da işte rasyonel sayılarla doldurabiliyoruz. Bununla da yetinmemişler. Bu iş rasyonelle gitmez. Biraz da irrasyoneli öğrenelim demişler. İ harfiyle, ı harfi ya da her neyse onunla gösteriyoruz. Ya da bazen Q'nun değili şeklinde de görebiliyorsunuz. Artık değili biliyorsun sen. Q'nun değili demek de şu demek, yani rasyonel olmayan. Artık hani diğer gruptan bahsediyoruz. Diyoruz ki zaten şurada yazıyor bak, A bölü B şeklinde yazılamayan tüm sayılar. Kim bunlar? Mesela köklü sayılar. Mesela pi sayısı. Pi sayısı köklü değil hocam. O hayırdı, niye buraya girmiş dersen cevabı şu. Virgülden sonrası tam bilinmeyenler aslında. Tamam, bunu genelleyebilirsin. Mesela adam başlıyor. 3,1415 ıdı vıdı ıdı vıdı gidiyor. Düzen var mı? Düzen? Düzen yok. Düzenli olsa zaten devirli ondalık olacak. Düzen olmayınca mesela 600. rakamı burada biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Her şey olabilir. Yani o dedim ya, biliyoruz da bilmiyoruz hani açıkçası. 600 milyonuncu rakam ya da ne bileyim işte, o rakamı bulamayız. Bilmiyoruz. Bir düzen yok çünkü. İşte bu şekilde düzensiz gidenlere de irrasyonel diyoruz. İlle de böyle köklü möklü bir şey aramayın. Yani irrasyonelde en çok karıştırılan kısım budur. Virgülden sonrası tam bilinmiyorsa o da benim için irrasyoneldir diyeceğim. Peki. Matematikçi amcalar rasyoneli bulmuş, irrasyoneli bulmuş. Tamam da demişler, bunların hepsi bir araya gelse bir şey olmaz mı demişler. Olur, orada bize gerçek sayıları oluşturur. Yani rasyonelin ve irrasyonelin tamamı. Yani bugüne kadar öğrendiğin bütün sayılar bizim için artık reel sayı diyeceğiz. Tamam, onu da R harfiyle göstereceğiz. Telefonu niye kapatmadın hocam diye sorabilirsiniz. Şimdi kapattım. Devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Artık soru kısmına geçelim. Yani biraz daha farklı yerlere değineceğiz. A çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bulunuz diye sormuş. Şimdi bunlar için sana istiyorsan özel TYT grubu bu şekilde çalışmayı sever. Bir formül, taktik şeklinde verebiliriz. Şunu verebiliriz. A artı B'yi biliyorsanız ve A çarpı B sorulduysa, ki soruluyor. En büyüğü sorulduysa birbirine en yakınları seçeceksin A ve B'den. Birazdan yapacağım. En küçük soruluyorsa da birbirine en uzakları seçeceksin. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Anlat bakalım. Anlatıyorum. Şimdi neymiş? Malzemeler doğal sayılardan seçilecek. Bak, burası çok önemli. Çok önemli diyorlar ya. Çok önemli burası gerçekten. Çok önemli bir yer. Şimdi A'ya mesela 0 diyebilirim. B'ye o zaman ne derim? 12 derim. A'ya 1 diyebilirim. B'ye ne derim o zaman? 11 derim. İşte 2 dediğimde 10 diyeceğim. Çünkü toplamları her zaman 12'yi etmek zorunda. 12'yi vermek zorunda. 4'e 8 derim. 5'e 7 derim. 6'ya 6 derim. Başka da artık devam etmeye gerek yok. Çünkü tekrar edeceğim artık. Hani 5'e düşeceğim. 4'e vesaire. Onları yazdık zaten. Şimdi A çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük değer diyor ya. A çarpı B'ye burada baktığımda hani 0 ve 12'yi seçsem çat. Cevap 0. Gördüğün gibi birbirine en uzağı seçtiğimde en küçük değeri buluyorum. Artık 0'dan daha küçük bulamam çünkü. Dolayısıyla da en uzak seçmek en küçük çarpanı bulmak demek. Çarpım bulmak demektir. Ama birbirine en yakın seçersem, 6 ve 6 seçersem bunların çarpımı 36'dır. Ve bu şekilde de en büyüğü bulmuş oluruz. Hocam bir şu 7 kere 5 de bir gözüme takıldı diyenler için, 7 kere 5 35 biliyorsun. 4 kere 8 biraz hocam büyük gibi. Hayır, o da 32 yapıyor. Diğerlerini de böyle bulabilirsin. Yani hepsini de senin için buraya da yazdım. Bunu da başka kimse yapmaz demeyeyim. Yapanlar var tabii ki. En büyüğü kim? 36. Tamam. Mevzu bu kadar. En büyüğü soruyorsa bunu yapacaksın. Yakını seçeceksin. Birbirine en yakın. Zaten daha yakın olamaz 6'ya 6. En küçüğü sorsaydı da en uzağı seçecektim. O da 0'dı yani. 0'a 12 alacaktım ve cevap 0'ı çıkacaktım. Devam ediyoruz. Hocam başka tarz gelir mi? Gelmez olur mu? Matematik bu. Ucu bucağı yok. Yine x, y'miz doğal sayımış. Malzemeler doğallardan geliyor. X'i vermiş. Z var arada. Y'yi ver. Orada da z var. Olduğuna göre x çarpı y en fazla kaçtır diyor. Ya hocam bu senin önceki çözdüğün soruya çok benziyor. Yine x çarpı y sorulmuş. En fazla denmiş. Fakat bir de z var ortada. Onu ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bak şimdi. Matematikte çok kullandığımız bir şey vardır. Yok etme. Yani sevmediğimiz arkadaşları aramızdan ayrılsın isteriz. Dolayısıyla burada da onu yapacağım. Ve iki tarafı da taraf tarafa dediğimiz toplama işlemine tabi tutacağım. Yani toplayacağım iki tarafı da. Eşitliğin iki taraflarını toplayacağım. Netice olarak bir şey değişmez. Yani sol tarafların toplamı ile sağ tarafların toplamının yine aynı şeyi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla da sol tarafı topluyorum. X artı Y geldi. Hoppa. Şu güzelliğe bakar mısın ya? X artı Y'yi bulacağım birazdan ve X çarpı Y soruluyor. Ama bu önceki soruya benziyor.
diyeceksin birazdan. Dolayısıyla da sağ tarafı topluyorum. Şu z'ler birbirini uçurmaz mı? Biri artı z, biri eksi z, biri pozitif, biri negatif. Birbirini yutar. İşte götürme dediğimiz olay tam olarak bu. Ondan sonra şurası 7, burası 3 kalıyor. 7, 3 daha 10. Hoppa, x artı y aslında verilmiş sana. Sadece biraz tam bir ÖSYM kafası. Gizlemişler. Genelde gizlerler. Ama biz buluruz. Dolayısıyla da şimdi x çarpı y'nin en fazla olduğu değer soruluyor. Neydi? Birbirine en yakını seçeceğim. 5 çarpı 5'ten ne olacak? Cevap 25 olacak. İstersen diğerlerine de bakabilirsin. Mesela bunu 4, bunu 6 seçebilirsin. Oradan ne gelecek? 24. İşte bunu 3, bunu 7 seçebilirsin. Oradan 21 gelecek. Idı vıdı ıdı vıdı devam edeceksin. Ama bana en büyük, en fazlayı sorduğu için 25. En küçüğü sorsaydı 0'a 10 alacaktınız. Tamam. Mevzu tamam olarak, tam olarak bu şekilde dedim ve geçtim. Şimdi A ve B yine doğal sayı, malzemeler yine doğal sayılardan geliyor. Tam sayı da diyebilir ama bu tarz sorularda doğal sayı kullanılır. Genelde eksilerle sizi yormak istemiyoruz ilk başta. Birazdan gittikçe, daha doğrusu konular ilerledikçe canınızı sıkacağız, merak etmeyin. A çarpı B verilmiş. A artı B'nin bu sefer neyi soruluyor? En büyüğü soruluyor. Yalnız dikkat dikkat. Önce neyi vermiş? Çarpmayı vermiş. Toplamı soruluyor. Burada da yine TYT grubu burayı sever. 9. sınıfların da seveceğinizi düşünüyorum. A çarpı B biliniyorsa, A artı B'nin en büyüğü soruluyorsa bu sefer en uzağı seçiyorsun. En küçüğü soruluyorsa da en yakını seçeceksin. Şimdi A çarpı B 12 nasıl olur hocam? Yaz bize bunları, yaz. Doğal sayı diyor. Tamam, malzemeler doğal sayı. Bir kere 12 olur. Ya sen bunu çarpanlar katlar mevzusunu hatırlıyorsun ya. Hatırlıyor olmak zorundasın daha doğrusu. Çarpanlarını buluyoruz aslında. 2 kere 6 olur. 3 kere 4 olur. Başka da bir seçeneğim yok farklı olarak alabileceğim. Peki bana neyi soruyor? A artı B'nin en büyüğü soruluyor. Tamam, biz bunları bulalım. Hepsini toplayalım. 1 artı 12'den 13 gelecek. 2 artı 6'dan 8 gelecek. 3 artı 4'ten ne gelecek? 7 gelecek. Bana neyi soruyor? En büyüğü soruyor. O zaman bunu seçeceğim. Bak, en büyük de en uzak seçilir. Tamam, birbirine en uzağı seçtin mi en büyüğü bulacaksın demektir. Mevzu bu şekilde. Çarpım veriliyorsa ama, tamam mı? En küçüğü sorsaydı da en yakını seçecektim. 3 ve 4 birbirine en yakın. Bak, oradan da 7 gelirdi. Mevzu bu şekilde dedik ve biraz daha sorularımızı farklılaştıralım. X, Y, Z birbirinden farklı rakamlar. Rakamlar. Dikkat, hemen aklında işte bunların belirlemesi lazım. 0'dan 1, 2, 3, 4, 9'a kadar. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi burada artık tabii kafayı çalıştıracağız. Yani en büyük değer bu ifadenin en yüksek, en büyük çıkması isteniyor. Dediğim gibi kafayı çalıştıracağız. Ya burada bir eksi var. Bu beni düşürür, aşağıya düşürür. Dolayısıyla oradan başlayacağım. Z'ye verebileceğim en küçüğü vereyim. Çünkü beni çok aşağıya çekmesin ve oraya gideyim sıfır yazayım. 2 kere sıfır, sıfır. Cart, uçtu. Bu arada birbirinden farklı rakamlar dediği için sıfıra, Z'ye sıfır verdim. O sıfır gitti aramızdan. Bizimle değil artık. Elendi. Tamam. Sonra bakıyorum. Karşımda ne kaldı? 4x kaldı. Bir de 3y kaldı. Ulan şimdi diyorum ki bunlardan hangisi beni daha çok büyütür? Yani x'e ve y'ye değer vereceğim ama şu grup beni daha hızlı büyütmez mi? Ya orada bir 4 çarpanı var. O 4 benim için altın değerinde, birden şak diye yükseltecek. O zaman x'e verebileceğin en kocaman değeri verirsin. Yani rakamlarımız, malzemeler arasında en büyüğü 9 var. Y'ye de ne kalacak? Farklı dediği için. Bak, burası çok unutuluyor. Gidiyorsun buraya da 9 yazıyorsun. Hayır, farklı demiş. Buraya çat 8'i vereceksin. Dolayısıyla 4 kere 9 36, 3 kere 8 24 deyip bunları toplayıp 60'ı elde edeceksin. Mevzu bu kadar. Bu şekilde sorular türetiliyor. Dediğim gibi burada biraz mantık çalışacak. Mesela en küçük deseydi atıyorum Z'ye en büyüğü verecektim ki bu eksi beni daha da düşürsün. Eksi 18 yapar mesela, 2 kere 9 desem. Eksi 18 çat diye düşüveririm. İşte o zaman da X'e 0 verecektim. Çünkü bu 4 beni büyütmeye yelteniyor. Hani o amacı var 4 çarpanı. O da 0 verip çat yok edecektim. Eğer en küçük değeri sorsaydı gibi, y'ye 1 verirdim. Oradan da ilerlerdik en küçüğü sorsaydı. Dediğim gibi tam olarak biraz mantık çalışacak bu sorularda. Peki geldim hedef soruya. İşte ÖSYM bunu sever dediğimiz tarz sorular. X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere. X özür dilerim. İse X artı Y artı Z toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz diye sormuş. Şimdi bak, burada diyeceksin ki hocam bunları tek tek nasıl yapacağız? İşte onu deme. Çünkü burada bir uyanıklık yapacağız. Nedir? İkisinde de olan ortak bir arkadaşımız var. Kim o ortak arkadaş? Y. Demek ki ben Y'ye öyle alelade sayı
veremem. Öyle rastgele veremem. Çünkü pozitif tam sayı olacak. Sonucun tam çıkması lazım. Yani sen şimdi mesela atıyorum. Y'ye 3 verebilir misin? Veremezsin arkadaşım. Nasıl verebiliyorsun? X'e de o zaman ne vereceksin? Çünkü burada X'i de pozitif tam sayı yapmak senin görevin. Çünkü sen bunu yapabilir... Öyle bir şey vardı ya video. Bunu yapacak güç sende yok. Tamam mı? Burada yok. Çünkü o tam sayı bizi bozar. Yani 3 bizi bozar. X'e tam sayı veremeyiz. Bu yüzden Y'ye... Bak şimdi konu konuyu açıyorum. Neye vereceğiz? Hem 8'in hem de 12'nin çarpanını vermek zorundasın. Dolayısıyla öncelikle benim düşünmem gereken arkadaş Y. Ondan sonra X'i ve Z'yi keşfedebilirim. Hadi gidelim Y'ye 1 verelim. Kalk gidelim Y'ye gidelim ve 1 verelim. Verdik. Şimdi burada Y'ye 1 verirsem X'i 8 bulacağım. Y'yi de ne bulacağım? Z'yi de ne bulacağım? Buraya 1 verirsem 12 bulacağım. Mevzu bu kadar. Y'ye başka ne verebilirim? 2 veririm. Değil mi? 8 ve 12'nin ortak çarpanı. E şimdi Y'ye şuraya 2 yazarsan X'e ne vereceksin? 4 kere 2 8. Dolayısıyla X'imiz 4 olacak. Y'ye 2 verirsen Z'yi de ne bulacaksın? 6. 2 kere 6 12 çünkü. Buraya da 6'yı yapıştırdım. Devam ediyorum. Y'ye 3 verebilir miyim? Veremem. Az önceki muhabbete geri döndük. Veremeyiz yani. Ama 4 veririz. Çünkü 4 hem 8'in hem de 12'nin ortak çarpanı. Hani EBOB, EKOK bunları hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla Y'ye hadi gelin 4 verelim. Şunları sildim uçurdum. Y'ye şimdi 4 verirsem X'i ne bulacağım? 2 bulacağım. Hop X'e gidiyorum 2'yi çakıyorum. Y'ye 4 verirsem Z'yi ne bulacağım? 3 bulacağım. Hadi gidelim Z'ye de 3'ü yapıştıralım. Şimdi bana neyi sormuş? Toplamlarını sormuş. Ya toplamada ne var? Bunu birinci sınıf tabeli yapıyorsun. 21 yapıyor burası. Burası değil mi? Bir de yanlış yaparmışız şimdi. Linç yemeyelim. 21. 10, 12. Burası da toplayınca 6, 9 yaptı. Değil mi? 4, 2, 6, 9. En büyük ve en küçüğü sormuş ama mevzu zaten ortaya çıktı. 9 ve 21 dedim ve dersi bitirdim. Hedef soruda bu şekilde. Dediğim gibi birkaç tık fazla şey isteyebiliyorlar. Burada da mesela ortak çarpanı düşündürttük sana. Ya hiç farkında değilsin ama ekstra ekstra şeyler düşündürten sorular soruyoruz dedik ve dediğim gibi bu dersimi burada noktaladık. Sayı kümelerine devam edeceğiz. Denklem ve eşitsizlik mevzusuna artık girdik. Üçüncü ünitemizdeyiz. Dolayısıyla burada yardırıp gideceğiz. TYT grubu içinde oldukça önemli konulardır. Haberiniz olsun. Bu tarz soruları çözmeye de devam edeceğim. Ekstra soru çözümlerimiz de gelecek. Yazılılarınız nasıl gidiyor? Başladı mı, başlayacak mı? Bu konular çıkacak mı mesela? Yazılıda da yine belki başlarında olabilirsiniz. 9. sınıflar için söylüyorum ama birkaç tane, birkaç tık sorulabilir öğretmenleriniz tarafından. Hani yeni başlamışsınızdır. Tam da böyle ilk sorulara uygun sorular çözdük açıkçası. Kaçırmayın. 10 puan 10 puandır. At cebe bekle, tamam. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.